Değerli Pusula Çağlayan takipçileri, bu videomuzda çok güzel bir kılavuz kitap paylaşacağım sizle. Kılavuz kitaptan bir bilgi paylaşımı yapacağım. Her şey seninle başlar diye bir kitabımız var, kılavuz kitabımız. Değerli takipçilerim, her şey seninle başlar. Bu kitabımızdan size çok güzel zaman zaman kişisel bilgilendirmeler paylaşacağım. Bu sizin kişisel kurtuluş savaşınızı başlatacak. Mümin Sekman'ın bir kitabı bu. Çok değerli bir kitap sevgili takipçiler. Ya ben bu tür kitapları çok okuyan bir insanım. Değerli takipçilerimle de paylaşma gereği duydum. Vakit kaybetmeden hızlıca başlayalım. Çünkü çok değerli bilgiler var. Boşa götürmeyeyim zamanı. Kılavuz bilgi kitabı kullanma kılavuzu olarak şöyle bir yazarımız bir bilgilendirme yazmış. Bunu okumadan hikayeye başlamak istemedim. Kılavuz bilgilere. Bu kitap onu okuduktan bir yıl sonra zirvede olacağınızı vaat etmiyor. Ama en az iki kez okuduktan sonra birebir aynı kişi olmayacağınızı iddia ediyor. Kitabı bitirdiğinizde okumaya başladığınız kişi olmayacak. Belki de okuduğunuz yerde bile duramayacaksınız. İzninizle bir konuyu açıklığa kavuşturalım. Tehlikenin farkında mısınız? Şu anda bir kılavuz kitap okuyorsunuz. Bazı arkadaşlarınız bu yaptığınızı görebilir ve sizinle alay edebilir. Bilirsiniz, bazı insanlar egolarının etkisiyle kılavuz kitap okumaya karşı çıkarlar. Gururlu bir karşı koyuşla bana nasıl akıl verir? Kimse başkasına hayatı öğretemez derler. Bu tür insanlar kılavuz kitap okuyanlarla da alay ederler. Entelektüel hesap verebilirliği önemsediğim için açıklamaya çalışayım. Avukata, iç mimara, doktora, kuaföre, musluk tamircisine işiyle ilgili bir şey sorduğumuzda bizden daha akıllı olduklarını değil, o konuda daha ilgili bilgili olduklarını düşünürüz. Biz de o kadar zaman harcarsak onlar kadar bilgi sahibi olabiliriz belki. Ama bunu yapmayıp onların harcadığı zaman ve enerjiden faydalanarak işimizi halletmek daha iyi bir fikirdir. Buna toplumsal iş bölümü deniyor. Bizler de akıl üstünlüğünden çok uzmanlığın getirdiği detay hakimiyetiyle böyle kitaplar yazabiliyoruz. Eğer özellikle benim neden kılavuz kitap yazdığımı soracak olursanız, en sevdiğim yazarlardan Bernard Shaw cevabı biliyor. Bir işin nasıl yapılabileceğini biliyorken bir başkasının yapamadığını görüp dilini tutmak imkansızdır. Size kitabı daha verimli okumak için 3 önerim olacak. Kitaptaki düşünceleri bütünlük içinde anlamak için uzun aralar vermeden okuyup bitirmenizde yarar var. Bu kitabı en az 2 defa okumanızı öneririm. İçinde konsantre fikirler ve güçlü sorular bulunduğundan tam anlamıyla sindirmek için en az 2 kez okumak gerekir. İyi bir kılavuz kitabı 1 kez okumak bilgi sahibi, 2 kez okumak fikir sahibi, 3. okuyuşta fikirler dünya görüşünüzü yeniden yapılandırmaya başlar. Mesela Coca-Cola'nın soğuk içiniz kuralından cesaret alarak benim de bir isteğim var. Lütfen bu kitabı okumadan önce iyi uyuyun. Eğer algılarınız açıkken diri, duru ve dinlenmiş bir beyinle okursanız fikirlerin etkisi daha da artacaktır. Evet, değerli takipçilerim, şimdi yazarımızın kılavuz bilgisini okuduktan sonra öğrenilmiş başarısızlık. Kaybetmeyi nasıl öğreniyoruz? Bir köpek balığı aç halde akvaryuma konulur. Akvaryumun içinde yüzmeye başlar. Aynı akvaryuma bir tane de küçük balık bırakılır. Aç köpek balığı hemen küçük balığı yemek için harekete geçer. İç ve dış şartlar gayet uygun görünmektedir. Köpek balığı açtır. Yani içsel motivasyon. Küçük balığın nasıl yeneceğini bilmektedir. Ya bu da teknik bilgi oluyor. Ve küçük balığı yemenin kendi elinde olduğunu özgüven ve kontrol duygusuyla tabii inanmaktadır. Köpek balığı yaptığı ilk saldırıda kafasını ne olduğunu algılayamadığı sert bir şeye çarpar. Şaşkın bir halde kala kalır. Bilim insanları küçük balık ile köpek balığın arasına cam bir bölme yerleştirerek onları ayırmıştır. Köpek balığı camı görmemiş ama kafasını çarptığında algılamıştır. Köpek balığı bir süre sonra tekrar saldırmayı dener, yine kafasını cama çarpar.
Defalarca dener ama hep aynı şeyi yaşar. Tanımlayamadığı bir şey hedefine ulaşmasına engel olmaktadır. Bir süre sonra köpek balığı küçük balığı yemek için uğraşmaya bırakır. O meşhur büyük balık küçük balığı yer kuralı artık o akvaryumda geçerli değildir. Köpek balığı depresyona girmiş gibidir. Çabalamayı kesip kendi hayatını akışına bırakmıştır. Ve deneyin ikinci aşamasına geçilir. Onun bu halini gören araştırmacılar deneyin ikinci aşamasına geçer. Bu aşamada arkadaki cam bölme kaldırılır. Artık köpek balığı isterse küçük balığı yiyebilecektir. Önünde hiçbir engel yoktur. Çok da açtır. Araştırma ekibi neler olacağını görmek için merakla beklemeye başlar. Şaşırma sırası bilim insanlarındadır. Çünkü köpek balığı küçük balığı yemek için hiçbir girişimde bulunmaz. Büyük balık çok aç olmasına rağmen hiçbir hamle yapmaz. Literatürde köpek balığının içine düştüğü ruh haline öğrenilmiş çaresizlik denir. Öğrenilmiş çaresizlik, defalarca denediği halde istediği sonuca ulaşamayan bir canlının bir sonraki denemede başarısız olacağını beklemesinden dolayı deneme cesaretini kaybedip hiçbir şey yapmamasıdır. Kaybeden olmak öğrenilmiştir artık. Biz bu yaşananlara öğrenilmiş başarısızlık da diyebiliriz. İnsan başarısız doğmaz. Yaşadıklarından çıkardığı derslerle başarısız olmayı sonradan öğrenir. Sürdürülebilir başarı gibi sürdürülebilir başarısızlık da belirli bir bakış açısı gerektirir. Kaybeden olmanın bir kültürü, tecrübe tabanı, alışkanlıkları vardır ve kimse doğuştan bu bilgilere sahip değildir. Kazanan olmak, kaybeden olmak da zamanla öğrenilir. Köpek balığı geçmişteki denemelerinde başarısız olunca, gelecekteki denemelerinde de başarısız olacağını düşünmeye başladı. Bu başarısızlık beklentisi onun eylem kapasitesini felç etti. Atıl bir halde yaşamaya başladı. Tüm bunlar gösteriyor ki başarısızlığın kendimize sunma, açıklama biçimimiz başarı kapasitemizi önemli ölçüde belirliyor. Hayat okulunda nihai yenilgi deneme cesaretini kaybetmekle başlıyor. Genellikle başkalarının da cesaretini kırmaya çalışmakla devam ediyor. Biz babadan böyle gördük. İtinayla başarısızlık olmak öğretilir. Şimdi bir düşünce egzersizi yapalım. Eğer deneyin sonunda akvaryumun içinde köpek balığının okuldan yeni gelmiş olan oğlu ya da torunu konulsaydı, aralarında nasıl bir diyalog geçerdi? Tecrübesiz çocuk babasına seslenir. Baba, bak burada bir balık var. Çok da açım. Yakala da yiyelim. Baba, sakın o balığı yemeye kalkma. Çarpılırsın. Yüzüne bir şey çarpar. Çocuk, baba biz okulda gördük. O bizim yiyebileceğimiz balıklardanmış. Bak, hem de sazan. Kafası da fazla çalışmaz bunun. Baba, evladım, büyük sözü dinle. Sen buralarda yenisin. Burası okul değil. Oralarda anlatılanlar burada geçmez. Boşuna deneme. O balık yenmiyor. Çocuk, baba bu balığı annem bile yakalar. Neden korkuyorsun? Baba, bu korku değil yavrum. Tecrübe. Ben de eskiden senin gibi düşünüyordum. Ama kafayı cama vura vura öğrendim hayatı. Benim yaşıma gelince sen de anlarsın. Baba, köpek balığının kendi sınırlayıcı hayat dersini oğluna da öğretmeye çalışması tipik bir öğretilmiş çaresizlik örneğidir. Hayatta bazı şeyleri bilmemek avantaj olabiliyor. Özellikle başarısız insanlardan alınmış başarı derslerinin öğrenilmiş çaresizlik, insanın kafasını görünmez camlara vura vura öğrendiği duygusal yoğunluğu yüksek deneyimlerden oluşur. Acılı başarısızlık derslerini unutmak ve tersini öğrenmek için güçlü bir içsel çalışma gerekir. İçimizde duygusal ve entelektüel enkazı kaldırma çalışması zaman, emek, destek, özen ve teknik bilgi gerektirir. İleride bu yöntemleri kapsamlı ve sistematik bir şekilde anlatacağım. Şimdi deneyden çıkarılacak dersler üzerinde biraz daha duralım. İç engelleri aşamadan dış engeller aşılamaz. Bir hedefe yürürken iki tür engelleyici ile karşılaşırız. Dış engelleyici ve iç engelleyiciler. Örneğimizdeki cam bir dış engeldir.
Köpek balığının ben asla o küçük balığı yiyemem inancı ise iç engeldir. Engellerin yapısıyla ilgili 3 kritik noktayı bilmek gerekir. 1. Dış engelleri aşmak için önce iç engelleri aşmak gerekir. Fiziksel engelleri aşabilmek için önce zihinsel engelleri aşmak gerekir. İçinizde başaramadığınızı dışınızda da başaramazsınız. İç bariyerlerini aşamayanlar dış engelleri aşmayı çoğu kez denemez bile. Çünkü kendi içlerinde tutuklu kalırlar. 2. İçimizdeki engeller daha tehlikelidir. Çünkü onları görmeyiz. Deneydeki hayvanlar bir dış engel olan camı göremez. İnsanlar ise dış engelleri iyi görebildikleri halde genellikle iç engelleri göremez. İnsanların dış engelleri aşmasını zorlaştıran iç engelleridir. Ama iç engellerini göremedikleri için dış engelleri suçlarlar. Genellikle dışa dönük yaşadığımız için önümüzdeki engelleri içimizdekilerden daha net görürüz. Neyi göremediğimizi görmek akıllanmanın başlangıcıdır. Bu kitap aracılığıyla zihinsel bariyerlerinizi keşfedebilirseniz güçlü bir başlangıç noktası yakalarsınız. Kafanızın içinde olup da aklınızın hareketlerini kısıtlayan cam bölmeler neler? 3. Dış engeller kendiliğinden ortadan kalkabilir ama iç engelleri sizin aktif ve titiz bir çabayla içinizden, zihninizden silmeniz gerekir. Çevrenizdeki dış engeller hızlı toplumsal değişim nedeniyle kendiliğinden ortadan kalkabilir. Ama iç engellerimiz ancak bizim farkındalığımız ve çabamızla beynimizden silinebilir. İç engeller evin içindeki çöp gibidir. Belediye onu gelip mutfaktan almaz. İç engellerinizin ortadan kaldırılması devletten beklememelisiniz. İş dünyanızda kontrol sizde olduğundan bilinçli ya da bilinçsiz izniniz olmadan büyük değişiklikler olmaz. Kısacası sınırlayıcı iç inançlar engelleyici dış şartlardan daha çok etkiler bizi. Limitleri şartlardan çok zihin koyar. Yapılamazlık çoğu kez sınırlayıcı bir ön yargıdır. Aynı şartlarda yaşayan, aynı imkansızlıklara sahip kişilerden bazılarının çok başarılı, bazılarının ortalama, bazılarının çok başarısız olabilmesi bunun bir kanıtıdır. Köpek balığının yaşadıkları bize engellenmişlik hissini, gücünü gösteriyor. Hedefine ulaşması engellenen bir canlının kendi içinde ürettiği bazı düşüncelerle kendini iyice sabote edip hiçbir şey başaramaz hale gelişini anlatıyor. Bu durumun temel nedeni hatalı zihin haritaları üretip kullanmaktır. Arazi değiştikçe zihindeki haritayı güncellemek gerekir. Dil psikolojisiyle ilgilenen dış dünyayı araziye, iş dünyayı ise haritaya benzetirler. Hayat, aşk, insanlar ve başarı hakkındaki düşüncelerimiz birer haritadır. Bizler hayat arazisinde doğru zihin haritaları kullanarak yol alırız. Ya da yanlış haritalarla yolda kalırız. Haritalarımız iç gerçekliğimizdir. Akıllı insanlar haritalarını araziye uydurma eğilimindedir. Deliler ve dahiler ise ellerindeki haritaya göre araziyi şekillendirmeye çalışırlar. Eğer siz de haritaya göre araziyi biçimlendirmeye çalışıyorsanız ve dahi değilseniz gerisini anladınız. Deneyin. Birinci aşamasında köpek balığı avı gerçekten yiyemeyecek durumdaydı. İkinci aşamada cam kaldırılınca küçük balık yenilebilir duruma geldi. Akvaryum içindeki arazi şartları yani fiziksel doğal gerçeklik değiştiği halde köpek balığının kafasındaki içindeki düşünce haritası zihinsel algısal gerçeklik değişmedi. Köpek balığının inançları akvaryumun gerçeğine uymadığı için sonuçta kaybetti. Bu duruma dinozorlaşma süreci diyebiliriz. Eğer iç inançlarınız dış gerçeklere uymuyorsa düşüncelerinizin son kullanma tarihi geçmiş demektir. Köpek balığının en büyük hatası arazi değiştiği halde zihin haritasını güncellememesiydi. Öğrenmek kendini güncellemektir. Akıllı telefon ve bilgisayarınızı sık sık update ediyor. Peki beyninizi hangi sıklıkla güncelliyorsunuz? Günümüzün hızlı değişim ortamında arazi sık sık yenilendiği için başarı ve başarısızlık derslerinin
son kullanma tarihi hızla kısalıyor. Bu da hayat boyu öğrenmeyi tercih olmaktan çıkarıp mecburiyet haline getiriyor. Peki bu durumda nasıl düşünmeliyiz? Her sabah dünya yeniden kurulur, her sabah şartlar yeniden oluşur, her gece kader ihtimalleri yeniden düzenler, dün yapılamayan bugün yapılabilir hale gelebilir, bugün mümkün olan yarın olmayabilir. Her gün yeniden ihtimallere yoklama çekmek gerekir. İnancı varken imkanı yok, imkanı varken inancı yok. İdealist bir insan için bu köpek balığının hayatından çıkarılacak en önemli derslerden biri inanç ile imkan ilişkisidir. Deneyin birinci etabında köpek balığının küçük balığı yiyebileceğine inancı vardı ama imkanı yoktu. İkinci etapta ise imkanı vardı ama inancı yoktu. Gençlik yıllarımızda büyük işler yapabileceğimize inancımız vardır ama imkanımız para, yetki, tanıdık, şirket vesaire yoktur. Zamanla imkanlarımız artar, çeşitlenir ama bu defa başarı isteğimiz ve başarabilir inancımız zayıflamıştır. Görkemli ve sürdürülebilir başarı için inanç ve imkanın doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişide buluşması gerekir. Bunun kendiliğinden olmasını bekleyemeyiz. Doğru yerde pozisyon alıp yapılması gerekeni yaparak olması gerekeni oldurmalıyız. Deneyen kaybedebilir ama denemeyen hükmen yenilmiştir. Bu deney önümüzde deneme cesaretini kaybetmenin sonuçlarını gösteriyor. Köpek balığı bir sonraki denemede başarısız olacağına inandığı için çabalamayı bıraktı. Kendini daha fazla hayal kırıklığına uğratmak istemedi. Fakat unuttuğu bir şey vardı. Denediğiniz zaman kazanabilir ya da kaybedebilirsiniz ama denemediğinizde hükmen yenik sayılırsınız. Buna literatürde piyango kuralı denir. Piyango bileti aldığınızda büyük ikramiye size çıkabilir ya da çıkmayabilir. Ama bilet almadığınızda kesinlikle size çıkmaz. Çoğumuz kaybetme korkusuyla bir daha denemiyoruz ama denememenin de bir maliyetini olduğunu unutuyorsunuz. Uzun vadede hiçbir şey yapmamanın kaybettirdikleri bir şeyler yaparak kaybedilenlerden daha fazladır. Özellikle kaybedecek pek bir şeyi olmayanlar için. Burada önerdiğim şey denemek değildir. Başarı denemelerine amaçlı, planlı ve sistematik bir şekilde girişmek gerekir. Deneme kör bir cesaretle de yapılamamalıdır. Bir Afrika deyişiyle insan bulanık bir suyun derinliğine iki ayağıyla içine atlayarak ölçmeye kalkmamalıdır. Sürekli kendini analiz ederek hedef, yetenek, donanım ve çevre şartlarına göre neyin mümkün olup olmadığını keşfetmek gerekiyor. Bilinçli başarı bunu gerektirir. Karakterinize uyan bir kariyer seçip sınırsız sayıda denemeyi göze alabildikten sonra başaramayacağınız çok az şey vardır. Başarı türlerinin büyük çoğunluğu özel yetenek değil, tutkulu çaba, sistematik akıl ve istikrarlı gayret üzerine kuruludur. Bu deney bize önemli bir noktayı daha gösteriyor. Ödül yoksa emek de yoktur. Düzenli ödül sürdürülebilir çalışmanın gereğidir. Çabasının karşılığını alamayan balık ödülsüz çabayı sürdürememiştir. Bu kısmı zam isteme döneminde patronunuza okuyabilirsiniz. Kontrol kaybının zamanla kötümser bir kaderciliğe dönüşmemesine dikkat etmek gerekir. Mehmet Akif, Ati'yi geleceği karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak diyordu. Birçok insan hayat şartlarını ve olayları kontrol edemediğini görünce kendini olayların akışına bırakmaya başlar. Bu tutum ironik bir şekilde hayatlarını olayların daha fazla etkileyebileceği bir hale getirir. Kendini olayların akışına bırakmayanlara küçük bir hatırlatma. Sadece ölü balıklar tamamen dalgaların götürdüğü yere giderler. Sizin kafanızı cama çarptıkça deneme cesaretinizi kaybettiğiniz şeyler neler? Şimdi bunlara bakalım. Şimdi kendi korkularınızı keşfetme ve itiraf etme zamanı. Sizin köpek balığı gibi kafanızı cama çarparak öğrendiğiniz sınırlayıcı hayat dersleri neler? Hepimizin zihinsel arşiv kayıtlarında farklı öğrenilmiş çaresizlik dersleri bulunur.
Hatta bazılarımızın hayatı öğrenilmiş çaresizliklerin anatolojisi gibidir. İşte farklı kesimlerden farklı kesitlerle gündelik hayatımızdan çaresizlik örneklerimiz. Yabancı dil kursuna yeni başlamışızdır. Yani kelime ve kuralları heyecanla öğreniriz ama kısa sürede unuturuz. Bir daha ezberleriz, bir daha unuturuz. Sonunda bu dil kafama girmiyor diyerek çaresizlik marşını söylemeye başlarız. Bu aşama geçenlerin bazıları da ilk iki ayında öğrendiği birkaç kelimeyle The New York Times'ın o güzelim hafta sonu ekini okumaya kalkar. Hiçbir şey anlamayınca yok, ben bunu yapamıyorum diyerek bunalıma girer. Genç çiftimiz yeni evlenmiştir. Kadın hemen kocasının kafasındaki ideal erkek modeline göre yeniden biçimlendirmek için harekete geçer. Çaktırmadan kocasına format atacak, onu Orta Doğu ve Balkanların örnek kocası yapacaktır. Ona ev işlerine yardım etmesini, mutfakta salatadan daha fazlasını yapmasını ve romantik olup özel günlerde hediyeler almasını öğretecektir. Kadın, maçayı modernleştirme projesi için uzun süre uğraşır ama karşısındaki taş fırın erkeği cansiparane direnişiyle zamanla pes eder. Sonunda tarihine küsüp olduğu gibi kabul eder. Çoğu kişinin iş hayatında düzenleme çabası da öğrenilmiş çaresizliklerde biter. Her yıl başında irade gücümüzü daha fazla kullanmaya, kariyerimize odaklanmaya, daha düzenli yaşamaya, daha çok kitap okumaya, tasarruf etmeye vesaireye karar veririz. Yalan yok. Birkaç kez aldığımız kararlara uyduğumuz da görülür. Ama bir süre sonra iş disiplinimiz çözülür. Kararlarımız unutulur, ortalama ayarlarımıza geri döneriz. Bazen fazla kilolardan kurtulmuş halimizi hayal eder, sıkı bir rejim karar alırız. Çoğumuz kararı aldığıyla kalır. Rejime hiç başlamaz, bazılarımız birkaç gün diyet yapar, sonuç istediği gibi olmayınca başka bir diyete geçer. Yine ilerleme olmayınca niyetsizliği değil, diyetisyenleri suçlar. İşe yaramıyorlar, para tuzağı bunlar. Ot yemekle kilo verilseydi biz onlar zayıf olurdu diye söylenerek eski düzene devam eder. İşsiz kalınca iş aramaya karar veririz. Yedinci görüşmeden de istediğimiz sonuç çıkmayınca hemen olayı değiştirilmesi kendi elimizde olmayan makro nedenlere bağlarız. Küresel ekonomik krizi suçlar. Ülkede %10 işsizlik var deriz. %10'un işsiz olduğu doğrudur ama geriye kalanların bir iş bulabildiği de doğrudur. Bazılarımız üniversite öğrencisiyken harçlığımızı çıkartmak için kapıdan kapıya pazarlamacık yaparız. Elimize bir ürün verirler. Randevulu görüşmelere gideriz. 3. 5. 7. red cevabından sonra millet bu malı almıyor kardeşim der. Satıcılık kariyerimizde jübile yaparız. Oysa aynı şirkette başka bir satıcı aynı üründen sürekli satmaktadır. O ayın elemanı ödülünü alırken biz de işten İçe gıcık oluruz. Biz yapamadıysak o iş yapılamazdır. O arkadaş da yapmamalıdır. Birçoğumuzun hayatının akışını arama serüveni de genellikle trajikomik bir seyir izler. Tutkulu bir aşkın hayatımızı baştan aşağı değiştireceğine inanmışızdır. Kendimizi geliştirme, kariyer başarı gibi şeylerle uğraşıp yorulacağımıza sadece bir aşkla tüm bunların verdiğinden daha büyük bir mutluluğu yakalamak isteriz. Öpünce prens olacağına sandığımız kişiler gerçek kurbağa çıkar. Tetris oynar gibi hayatımızın eksiklerini tamamlayarak doğru parçanın gelmesini bekler dururuz. Ya hiç gelmez ya da gelir ama biz umutsuzluktan başımızı çevirdiğimiz için onu göremeyiz. Zamanla kısmet teorilerine sığınır. Yeni sevgilimiz, eski sevgilimizin yeni sevgilisi, yeni sevgilimizin eski sevgilisi arasında geçen küçük kıskançlıklarla oyalanır dururuz. Neyse ki öğrenilmiş çaresizlikler kaçınılmaz bir kader değil. Aşılabilir bir zihinsel durumdur. Biz nasıl düşünmemiz gerektiğini ileride ele alacağız. Peki köpek balığı nasıl düşünmeliydi? Sürekli kafasını cama çarpmaya devam etseydi bilim insanları cam bölmeyi hiç kaldırmayabilirdi. Hayatta ne zaman yer değiştirmek, ne zaman kendini yenilemek gerekir. Neyse ki bizler köpek balığı gibi yaptığımız her harekete karşı anında koşulları yeniden düzenlendiği deneysel bir ortamda değiliz. Evren bizimle oyun oynamıyor. Ayrıca biz de bilinç denilen
entelektüel bir radar var. Bilincimizle başarı labirentinin üstüne çıkıp oyun kurallarını çok hızlı bir şekilde çözebiliriz. Köpek balığının durumuna düşmemek için başarı radarını hep açık tutmak, içimizde ve dışımızda nelerin değişip nelerin aynı kaldığını keskin ve kesintisiz bir şekilde takip etmek gerekir. Eğer dış şartlar ve veya iç şartlar değiştiyse yeniden denemek iyi bir fikirdir. Yeni bilgi ve beceriler öğrendikçe, yeni duygu ve düşünceler geliştirdikçe iç şartlar değişmiştir. Çevremizdeki insanlar, imkanlar ve durumlar değiştiyse de dış şartlar değişmiştir. Hayat iç şartlar ile dış şartların, mecburiyetler ile mümkünlerin olasılık hesapları üzerinde kuruludur. Tüm bunları gözlemleyerek ne zaman tutulan dalı bırakıp bir başka dala atlamak gerektiğine karar vermek gerekir. O halde defalarca denediğiniz halde başarısız olduğunuz bir konuda periyodik olarak kendinize şu 3 soruyu sorabilirsiniz. Bende değişen bir şey var mı? Çevremdeki şartlarda değişen bir şey var mı? Hedeflediğim şeyin kendisinde bir değişiklik var mı? Sizin içinizde, çevrenizde veya hedeflediğiniz şeyde bir değişiklik varsa hemen bir daha şansınızı deneyebilirsiniz. Kendinizde değişiklik yapmanın tamamen size bağlı olduğunu unutmayın. Siz kendinizi geliştirdikçe şartlar değişecektir. Hayat oyununun en zor sorularından biri bu konudadır. Ne zaman azimle şartları zorlanmalı, ne zaman sabırla beklemeli, ne zaman yer değiştirmeli, ne zaman kendimizi geliştirmeliyiz? Bu çok kapsamlı ve kişisel bir durumdur. Dışarıdan verilebilecek tek bir doğru cevabı da yoktur. Ne yapılabileceğine içinizdeki güçler, önünüzdeki şartlar ve aklınızdaki seçeneklerle birlikte siz karar vermelisiniz. Benim bu kitapla paylaşacağım şey size bu tür durumları değerlendirirken kullanabileceğiniz işe yarar analizleri, araçları vermektedir. Kitapta başarı üzerine birçok ayrım ve analiz araçları bulacaksınız. Peki dış şartlarda hiçbir değişiklik yoksa ne yapmalı? Hayat dinamik stratejiler ister. Bazen çıkış butonuna basıp seçeneklerinizi daraltan o ortamdan ve oyundan çıkmak iyi bir fikir olabilir. Kısır çekişmelerin ötesine geçip başka bir oyunda kazanabilmek için mevcut durumdan çıkmak akıllıca bir manevra olabilir. Kazanacağınız oyunu siz seçmelisiniz. Bu bölümde insanın kişisel başarı cennetine ulaşması engellendiğinde neler olduğunu anlattım. Bir sonraki bölümde insanların başarısızlık cehenneminden neden kaçamadığını göz atacağız. Evet değerli takipçiler, yazarımızın burada başarısızlıkta motivasyonumuzu düşürmeden yeniden başarı için kendimizi yeniden hazırlayıp yeniden motivasyon sağlayıp mücadelemize devam etmemizi önerdiğini görüyoruz. Hiçbir zaman düşünmeyi ve kendimizi geliştirmeyi arka plana bırakıp iç şeyimizle, sezgimizle kendimizi kötü hissederek yeniden mücadele etmemek gibi bir duruma sokmamalıyız diyor. Yine dediğim gibi güzel bir bilgi paylaştık. Buna inanıyorum. Umarım bu Kılavuz kitaptan okuduğumuz bu bilgiyi beğenmişsinizdir değerli takipçiler. Beğendiyseniz beğeni like'larınızı atarsınız. Başka bir videomuzda yine bu yazarımızdan yine değişik kılavuz bilgiler paylaşmaya devam edeceğim değerli takipçilerim. Şimdilik videomuzu sonlandırıyoruz. Sevgiyle kalın, Pusula Çağlayan kanalında kalın. Hoşça kalın benim güzel ailem.